Sen Havanur, sen Uruş Hanım'ı davet ediyor mu? Öyle isteyen gelirdi, isteyen gelmezdi. Öyle bir cevap yok. Evet, doğru mu? Kayınvalideni davet ediyor musun diyor ha. Kemal i̇steyen Bey. İsteyen gelir, istemeyen gelmez. Ben kimseye gel ya da gelme diyemem. Tamam, tamam kızım. Tamam. Sıkıntı bundan yok. Ne anladınız Kemal Bey? Gelmesin diyor. Gelmesin diyor. İstemiyor. Yani bunun böyle bir cevap yok. İsteyen gelir, isteyen gelmez, isteyen şunu yapar. İsteyen diye bir kelime var mı ya? Yok. Ha, ya gelecek ya gelmeyecek. Çok ayıp ediyorsun Havva Hanım. Ha. Şu an gelen gerçekten... gelir, gelmeyen gelmez. Yalvaracağım mı gelin diye? Ha, tamam. Bunun anlamı ne Seda Hanım? Gelmez. Bitti. Evet, olmaz. Saygısız. Ne alakası burada, var yani? Burada, bak burada diyorum ki Esef Bey'e de, Sevim Hanım'a da. Evet. Bu cevap ne demek kardeşim? Gelmesin. Ha insan gelirsin demesi veyahut da gelmesin. Ben der kim ki? Seda Sayan. Gelme. Bitti. Evet. Veyahut da gel ablacığım. Evet. Böyle olur. Benim sana ihtiyacım şu var. Şu an ben Havva Nur'dan şunu duymak isterdim. Evet benim kızgınlıklarım, öfkelerim vardı. Ama çocuğumu kucağıma aldım. Öfkelerim bitti, kızgınlıklarım bitti. Gelebilir kayınvalidem de. Bunu bekliyordum. Senin... Benim ona ihtiyacım var. Veyahut da anneme ihtiyacım var. Veyahut da kayınvalideme ihtiyacım var. Birinizden biri benim başımda olacak diye. Annem gelemez, onca yolu çekemez diyor. Ya, kadıncağız kaç kere gitti ben geldi ona bir şey Doğruya Hanım. İlle gelsin gelmesin demiyorum. Yani böyle demek istiyorum yani. Evet. Ama onun bu şekilde konuşması lazımdı. İsteyen gelir, isteyen gelmez. İsteyen gelirse o zaman Türkiye gelsin, herkes gelsin o zaman. İsteyen hastaneye gidebilir arkadaşlar. Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir mantık. İçinde gelmek gelmek şeyi varsa gelir. Kızım, gelme isteği varsa o kadın, gelir. O kadın sizin için, bak ikiniz için 1,5 sene buraya geldi gitti. Bunun üzerine annen gelir mi Murat? Bu lafın üzerine. Bilmiyorum abi. Ha? Ben kötü bir şey demedim ki. İçinde gelmek şeyi varsa gelir diyorum. Ben artık bir şey demiyorum. Bir şey soracağım Murat. Senin kafan çok karışık. Ne oldu annem? Ne bileyim abla, ben anlamıyorum. Ben daha ne yapayım beni? Yani çocuğunuzun tadını çıkarın. Çocuğunuz oldu ya. Mutlu olun. Acık yüzünüz gülsün siz. Nasıl bir şeysiniz ya? Ben anlamadım. Bebeğiniz oldu sizin beklediğiniz bebek. Ben mutluyum ya. Ben bugün abadır kıpır 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 kıpır. Böyle konuşarak... Benim hevesimi kursağımda bıraktı. Ne gibi işte? Bunları söyle. Ya konuşmazsın abla ya. Ya 50'de sevme benim annemi ya. Nefret et. Kin yut. Anneme karşı... Ama bu şekilde konuşmasına gerek yok ya. Tamam Uğur abla. Ya kusura bakma. Ben sinirle belki bir şeyler söylemiş olabilirim. Buyur gel. Heh işte ben unutuyorum. Buyur gel ya. Olay bitti ya. Annem seni yemez. Tamam, annemden nefret ediyorsun. Annemi gördün mü kin yutuyorsun. Bunu ben biliyorum zaten. Çok merak ediyorum ya. Dün sadece Keriman abla orada. Keriman ablaya ben dün neler söylemişim ben. Keriman abla dedim, Havanur'un telefonunu al. A'dan Z'ye dedim, hepsini ara. Sevim ablayı ara, Esef abi ara. Ahmet'i ben aradım bak abisini. Ben aradım, ikisinin evet, de durumunun... Sen diyorsun ki ben böyle davranıyorken Havva Nur niye hala böyle? Ya ben daha ne yapayım ben ya, kötü mü? Ben haber, bak babama aradım, ben babama aradım da babama ben konuşamadım bile ağlamaktan. Evet, ağladı, konuşamadı. Ben ağlamaktan konuşamadım. Sen bir şey söyleyeyim mi? Havva Nur, Nuriye Hanım'dan nefret etmiyor. Havva Nur'a sen ne yapıyorsan... Nuri yanından çıkarıyor. Allah Allah. Abla ben ne yapıyorum ben şimdi? Ben şimdi ne yaptım mesela? Hadi. Ama sen üzdün o. Doğuma girene kadar yok oldun, ortadan gittin. Yok olmamın sebebi ne mesela? He? Yok olmamın sebebi ne? Olmayacaksın ama. Niye? Ama doğurmak üzere bak. Olabilir. Geldi. Allah olabilirdi. Korusun. Çünkü kendi hatasını biliyordu. Oğlum hatalı da olsa sen yaptın. Senin annen de söyledi, senin baban da söyledi. Sen yaptın onu. Ben öyle. Hiçbir şey yapmadım abi. Hayır, sen hayır, yaptın. Benim mavişim benim böyle. Netim. Yok benim mavişim seviyorum demez. Demedi mi? Aynen.
Ben sen yaptıklarımla yap. Gayet maviş. Biliyorum. Yani. Sen yaptın, o zaman eserine maviş. Kalkıp kızmayacaksın. Şey senin eserin. Benim mavişim sevgisini oğlum, söyleyemez. Tamam, yok. Bak Seda ablacığım doğru söylüyor. Ben evet. Yani bir şey yaptığımı ha. Düşünmüyorum. Maviş maviş ha. Şurada bir karar kılalım. Tamam maviş maviş diye çok mavişim çekti. Çok sevdi. Çok üzerine geldi. Üzerine çok titredi. Ama vardı geldi geldi. Havanur'dan buna bir tepki gelmedi. Havanur'dan bir tık buna yanaşma olmadı. Ben bunu aylarca söyledim Seda ablacığım. Mesela Nirgül olsun, buradaki bazı giden kardeşlerim olsun, çocuklarım olsun. Ya şöyle bakıyorum, içim gidiyor. Yazık, niye? Yazık. Aşkım diyorlar dışarıda, el ele tutuşuyorlar. Ya böyle geriden izliyorum, Havanur'la Murat'ı. Buz. Tık yok, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Söylüyor zaten çocuk. Ya, Murat'ın kız kardeşi Ayşe yalanla telefonda. Ayşe. Söylemedense söylememesi. Efendim? Merhaba, tebrik ediyoruz. Gözünüz aydın. Sağ olun Sedam. Seni dinliyoruz hayatım. Ne diyorsun? Allah hayırlı olsun diyorum. Başka bir şey diyemiyorum. Yani. Allah'ım analı babalı büyüsün hayırlı olsun diyorum. Amin. Belki senin doğuma geleceğin konuşuldu. Gelecektim ama işte yani annem de dedi annesi gelsin. Belki biz gitmesek annesi gider falan demişti. Hani o yüzden gelmedim yani. Havva Nur karşında bir şey söylemek istiyor musun Havva Nur'a? Ya dün ben onunla konuştum zaten. Hayırlı olsun dileklerimi ilettim. Yani dün onlar neyin ne olduğunu farkına varmışlardır. Daha iyi anne ve baba oldular artık. Her şeyi düşünerek hareket ederler artık yani bence. Annen konuştu mu Havva Nur'la Murat? Konuştu ya annem. Sorun yok. Doğumdan sonra konuştu mu? Biz görüntülü konuştuk. Görüntülü konuştuk. Hayırlı olsun bebeğimizi gördük yani bayağı bir konuştuk yani. İyi çok şükür. O zaman bak bir şimdi, şey yok demek ki. Ayşe vardı, evet. Oruç Hanım vardı, Murat vardı, ben vardım canlı da. Murat hep dördümüz de canlı bir şekilde konuşurken bak ben öyle bir insanım Seda abla diyorum. Gördüğümüz konuşurken Murat dedi ki Havanur'u çeviriyorum dedi. Ve ben tık telefonu kapattım. Ben böyle bir insanım. O çocuk yoksa daha yeni doğumdan çıkmış. Doğru. Ben bak yanına be değil. Bak gönderdiler. Ben tık telefonu kapattım. Doğru mu Havanur? Kapattım değil mi? Doğru. Havanur annen aradı mı? Efendim. Aradı, hepsi aradı. Görüntülü aradın mı, gösterdin mi torununu? Gösterdim. Ne dedi, azıcık anlat bakayım. Sen böyle şey oldun mu, duygulandın mı? Yani. İyi, peki. Daha da yormayalım. Bak hele bir iş maşallah. Daha da yormayalım. Çocuk maşallah ne güzel uslu duruyor bak. Hiç sesi çıkmıyor. Gece ağladı mı? Gece ağladı mı? Sen bilemezsin ama söylerler sana. Yok sürekli uyuyor. Uyuyor. Maşallah. Uyusun da büyüsün. Söyleme, söyleme. Keşke demeseydin ağladı deseydin. Havan böyle söyleme. Sürekli uyuyor diye söylemezsin. Maşallah. Maşallah. Allah nazardan saklasın. Herkes dua ediyor zaten. Öyle sorana sürekli uyuyor diye hiçbir şey deme. Peki. Yasemin teşekkür ediyoruz hayatım. Yasemin yanında zaten. Keriman da yanında. Biz de burada gördüğünüz gibi herkes öyle birbiriyle yardımlaşıyor ve çocukların arasında o kadar güzel bir dostluk, kardeşlik oluşuyor ki hiç kimse birinin bir şey olduğunda birbirini yalnız bırakmıyor. Aynı Keriman'ın, Tamam Hanım'ın sağ olsun yaptıkları gibi. Evet. Tekrar gözün aydın Murat. İnşallah. Aklınızı başınıza alacaksınız. Büyüklerinize aynen. Karşı saygılı olmayı artık birer anne baba oldunuz. Bir birey dünyaya geldi Allah'ın izniyle. Siz de bazı şeyleri artık geride bırakacaksınız, öğreneceksiniz. Sen de ben onun bunun evine gitmem deme. Tıpış tıpış da gidersin. O bu değil senin baban.